Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aslı. Bu videoda bu senenin en trend renklerini keşfedeceğiz ve bu renkleri nasıl kombinleyebileceğimize bakacağız. Renkler kıyafetlerimizde göze ilk çarpan ve akılda kalan en güçlü unsurlardan biri. Size bir nesne gösterip sonra onu saklasam ve bana bu nesne hakkında 3 şey söyleyin desem, muhtemelen ilk söyleyeceğiniz şeylerden biri rengi olurdu. Stilimizde de renklerin etkisi işte bu kadar büyük ve güçlü. Bunun yanında bildiğiniz gibi insan beyni görselliğe büyük önem verir. Fakat gözlerimiz gördüğüne hızla alışır ve kanıksar. Bu yüzden moda dünyasında yenilikler bize tazelik hissi verir ve bu yeniliklerin başında da renkler gelir. Sezonun trend renklerini kıyafetlerimize dahil etmek hem kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar hem de güncel bir tarza sahip olduğumuzu gösterir. Bu yılın moda renkleri ise yalnızca kombinlerimizle değil, emin olun enerjimizi de yükseltecek. Hadi bakalım daha fazla uzatmadan bu sezonun moda renklerini beraber keşfedelim. İlk rengimiz toprağın ve doğanın simgesi kahverengi. Bu renk doğallık ve sakinlik hissini yansıtırken aynı zamanda da bize güven verir. 2024-2025 sezonunda kahverengi tonlarıyla hem sofistike hem de rahat kombinler yapmamız mümkün. Kahverenginin özellikle derin ve acı tonları çok ön planda olacak. Ama yine farklı tonları sayesinde de bence birçok farklı renk ile harika bir uyum sağlıyor. Kahverengi krem, bej veya yeşil gibi doğadan ilham alan tonlarla bir araya geldiğinde dingin ve şık bir hava yaratıyor. Ayrıca farklı bir alternatif olarak bu sezon özellikle pembe tonlarıyla çok ön plana çıkan kombinler görüyoruz. Bunun yanında kırmızıyla kombinlemeyi de deneyebilirsiniz. Yani hem gündüz iş ortamında hem sokak stilinde hem de akşam davetlerinde kahverengi kıyafetlerle modern ve zarif bir stil yakalamak mümkün. Gelelim bu sezonun bir diğer güçlü rengine. Gri. Gri tonları sakin, dengeli ve nötr hisler yaratırken aynı zamanda zamansız bir şıklık sunuyor. Bu sene gri, minimalizmin simgesi olarak her kombine sofistike bir dokunuş katıyor. Gri tonları bence bu sezon siyah, beyaz gibi basic renklerin bir uzantısı gibi değerlendirilmeli. Her türlü kombininizi gri renkli bir parça ile tamamlamak modern ve çarpıcı bir etki oluşturuyor. Gri, beyaz ve siyah tonları ile bir araya getirmek, kombinlemek zaten alışkın olduğumuz modern ve zamansız bir yaklaşım. Bunun yanında ise bu sezon sarı, kırmızı, bordo, pembe gibi dikkat çekici renklerle tamamlayarak etkileyici stiller oluşturabilirsiniz. Yani bu sene gri'nin 50 tonu hem iş toplantıları hem de günlük kombinler için harika bir seçim olacaktır. Sırada bordo var. Bordo güçlü ve çarpıcı koyu kırmızı renk tonuyla bu sezon sadece gece kombinlerinde değil, sokak stilinde de bolca tercih edilen bir renk olarak öne çıkıyor. Hatta bu sene o kadar yoğun bir bordo etkisi altındayız ki işin uzmanları bordo rengini siyah ve kahverengi gibi bir nötr renk olarak değerlendiriyorlar ve bu rengin etkilerinin bu sezonun ötesine geçeceğini söylüyorlar. Gerçekten çok etkili ve dikkat çekici bir renk olması ve her kombini rahatlıkla tamamlaması sebebiyle bence de bu sezonun öne çıkan nötr renklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Kırmızıya kıyasla daha derin ve sakin bir renk olduğu için daha fazla kişiye hitap edebileceğini ve oldukça elegan, şık ve asil görünen bir renk olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine sezonun hit renklerinden gri ile harika kombinler oluşturmak mümkün. Hatta izninizle ben bordo ve gri rengini sezonun muhteşem ikilisi olarak adlandırmak istiyorum. Bordo rengini kıyafetlerin yanı sıra çanta ve ayakkabı gibi aksesuarlarınızda da değerlendirebilir, stilinize çarpıcı ve sofistike bir hava katabilirsiniz. Bir diğer rengimiz tutkulu ve güçlü kırmızı. Biliyorsunuz geçen kışta kırmızının etkileri çok güçlüydü. Bu sene bordonun bir tık gerisinde kalıyor gibi olsa da aslında her şeyi başlatan renk olarak hala bizde yeri saklı bence. Özellikle yaklaşan yılbaşı ve sevgililer günü dönemlerinde de daha fazla ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Kırmızı enerjisi ve etkileri çok yüksek olan bir renk olduğu için bazı kişilere fazla gelebiliyor. Bazen bana da fazla geliyor. Böyle durumlarda kırmızıyı sizi boydan boya kaplayan bir kıyafet ile değil de çorap, bere, çanta, kemer gibi aksesuarlarınızda ya da makyajınızda kullanmayı deneyebilirsiniz. Şimdi biraz da eğlenelim. Açık pembe bu yılın en tatlı ve en neşeli rengi olarak ön plana çıkıyor. Özellikle canlı ve enerjik bir ton olan pamuk şeker pembesi gibi soft pembeler ya da daha yumuşak tonlar olan doygunluğu azaltılmış pembeler kıyafetlerde pozitif ve dinamik bir hava oluşturuyor. Bu rengi beyaz, pastel mavi veya gri tonlarıyla kombinleyerek modern ve enerjik bir stil yakalayabilirsiniz. Benim de en sevdiğim, en çok kullandığım renklerden biri. Kendimi enerjik hissetmek istediğim zaman mutlaka açık pembe
pembe tonlarından birini tercih ediyorum. Gülümseten bir stil isteyenler için birebir. Pembenin dikkat çekici etkisini çok sevmiyorsanız biraz daha doygunluğu azaltılmış pastel tonlara yakın pembeleri de deneyebilirsiniz. Ayrıca bahsettiğim gibi bu sezonun popüler renklerinden bordo ve kahverengi ile de harika kombinler oluşturulduğunu gözlemliyorum. Siz de stilinize enerji ve farklılık katmak için bu sezon pembeyi bu alternatif renklerle de değerlendirebilirsiniz. Bu yılın yumuşak ama göz alıcı renklerinden bir başkası tereyağı sarısı. Geçen sene yıldızı parlayan bir renkti biliyorsunuz ve bu sene de etkileri hala devam ediyor. Parlak ve koyu sarıların aksine bu daha doğal ve naif bir ton. Bu yüzden günlük kombinlerde de rahatça kullanılabiliyor. Kendisi de aynı bir nötr renk gibi de işleyebiliyor. Hatta geçen sene bej renginin yerine bir alternatif olarak kullanıldığını da konuşmuştuk. Bu sene de yine aynı şekilde kombinlerinizde bej rengine alternatif olarak bu açık sarı tonunu tercih edebilirsiniz. Bu sezon bu tonla yapılan kombinler daha modern ve rafine bir hava oluşturuyor. Bu da onu günlük kıyafetlerde tercih etmek için ideal kılıyor. Ve yılın en iddialı doğal tonlarından bir başkası haki ve zeytin yeşili tonları. Doğadan ilham alan bu tonlar güç ve güven hissi verirken aynı zamanda da ayakları yere basan zengin bir görünüm sergiliyor. Yeşilin bu ağır ve sofistike tonlarını özellikle dış giyimlerde, ceketlerde, pantolon ve üstlerde oldukça fazla göreceğiz. Bu sezon geçmişte özdeşleştiği askeri imajdan biraz uzak duruyor. Sezonun trendlerine uygun olarak daha zengin, minimal ve modern tasarımlarda karşımıza çıkıyor. Aynı tondan oluşan monokrom kombinler oldukça güçlü bir seçim olabilir. Ya da siyah, bej, kahverengi gibi nötr renklerle de tercih edebilirsiniz. Bu sezon bu tonlar şık bir sokak stili yaratmak için ideal olduğu kadar havalı ve zengin ofis görünümleri için de harika bir seçenek olacaktır. İşte arkadaşlar bu sezonun moda renkleri. Hemen kendinize alışverişe vermeyin. Önce şöyle bir dolabınıza bakın. Belki uzun zamandır gözden kaçan, hatta unuttuğunuz parçalar bile bulabilirsiniz. Ve eğer eksik olduğunu düşündüğünüz parçalar varsa onları da alışveriş listenize ekleyerek gardırobunuzu canlandırabilirsiniz. Yorumlarda favori renginizi hepimizle paylaşın. Belki renk kombin önerileriniz de olur ve hepimize ilham verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın, pozitif kalın, hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bye bye.